Bayraktar Akıncı, deniz hedeflerini tam isabetle vurdu. Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı, deniz üstünde seyreden hareketli ve sabit hedeflere yönelik gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamladı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında, Baykar'ın milli ve özgün geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli mühimmat ve alt bileşenlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bu kapsamda Bayraktar Akıncı, önemli bir atış testini daha başarıyla geçti. Bayraktar Akıncı, milli elektro-optik sistem ve yerli mini akıllı mühimmatları kullanarak deniz hedeflerini başarıyla imha etti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden mini akıllı mühimmatlar ve Aselflir 500 ile havalanan Bayraktar Akıncı, testin ilk aşamasında 30.000 feet irtifadan deniz üstündeki sabit hedefi MAMT ile tam isabetle vurdu. Testin ikinci aşamasında ise Milli TİHA, MAMT ile deniz üstünde seyreden Albatros insansız deniz aracını, İDEA, yine 30.000 feet irtifadan başarıyla imha etti. 22 Şubat'ta icra edilen test kapsamında Bayraktar Akıncı, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen sınıfında dünyanın en iyi elektro-optik sistemi olan Aselflir 500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemini kullanarak ilk kez deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etmişti. 24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar Akıncı C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar Akıncı C, 2x850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar Akıncı TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2x450 beygir gücündeki Bayraktar Akıncı A ve 2x750 beygir gücündeki Bayraktar Akıncı B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı. Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA, 50.000 uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97'si ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir. Günümüz dünyasında savunma sanayi dünya ekonomisinin temel bir bileşeni ve güç dengelerinin ana kozlarından biri konumundadır. Savunma harcamaları ülkelerin silah teknolojilerindeki ilerleyişlerine rakip ülkelerin yanıt verme arayışlarından dolayı giderek artış göstermiştir. Bu yarış Soğuk Savaş'ın bitişinden bu yana bir takım yeni savunma doktrinleri doğuran teknolojik silahlanmanın habercisi olmuştur. Bu doktrinlerden birisi sıklıkla, geçtiğimiz yüzyılın en önemli askeri devrimi olarak değerlendirilen, platform merkezli, harbe karşılık olarak, ağ merkezli, harbin yükselişidir.
Bu doktrin savunmada ağır sanayi kullanımından ziyade bilgi ve ağ yönetimi üzerindeki eksiksiz kontrolün önemini vurgulamaktadır. Bahsi geçen bu değişim, ekonomik ve ticari gelgitlerden ve bilgi teknolojisindeki gelişmelerden beslenmiş ve bunlara katkıda bulunmuştur. Yeni bilgi tabanlı ekonomiler ve teknolojiler eski ağır sanayinin yerini almaya başladığından bu yana özellikle insansız sistemler, ülkelerin savaş alanında personele dayalı operasyonlardan kurtulması için önemli bir fırsat olarak görülmeye başlanmıştır. Bilhassa bizim ülkemiz için insansız havacılığa geçiş sadece diğer ülkelerle olan farkı kapatmak açısından değil, aynı zamanda farkı bizim avantajımıza açmak için de bir fırsat olmuştur. Baykar bu bağlamda insansız hava sistemlerini geliştirerek küresel seviyede en gelişmiş teknolojileri üretmek için kadim medeniyetimizin izinden giderek pozitif bilimlerin kurucusu olan bilim insanlarımızın dünyaya bakışından ve vizyonundan ilham almaktadır. Bu değerler doğrultusunda milli teknoloji birikimi sağlamak için çaba sarf ediyor. Ayrıca silahlı kuvvetlerimizin hizmetine sunmak üzere yüksek teknoloji ile kritik görev fonksiyonlarını birbirine bağlayan güvenilir, bütünleşik ve eksiksiz sistemler sunmak için çalışıyor. 1986'dan bu yana Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışan Baykar, geçtiğimiz yıllar içinde Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm yaratacak bir ivmenin öncüsü haline geldi. Bugün Baykar, otomotiv endüstrisi için adım attığı mühendislik girişimini yeni kuşak mühendislerimizle gökyüzüne taşıyarak dünyanın sayılı insansız hava aracı üreticilerinden biri olmanın gururunu taşıyor. Baykar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ve yurt dışına ihraç edilen savunma teknolojilerinin başarısında da sürekli üretim ve geliştirme kültürü öncü rol oynuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan tescilli Baykar Ar-Ge merkezinde havacılık arenasında paradigma dönüşümü sağlayacak ileri teknolojileri milli ve özgün olarak tasarlamaya odaklanıyor.